9 Arşın değil mi? 9, 9 da. Hayrola Sinan, nedir bulmaya çalıştığın böyle? Neyi hesap edersin? Sorma Nasuh Efendi. Nicedir Ayasofya'yı tetkik ediyorum. Bu suretler, hesaplamalar hep ona ait. Ne gecem gece, ne günüm gün. Toprakları bol olsun. İsodoros da, Antemius da büyük alimlermiş. Öyledir elbette. 1000 yıl evvel dünyanın en büyük kilisesini yapmışlar. Şimdi ise dünyanın en büyük camisi. İspanyol kafirler daha büyüğünü yaptı Nasuh Efendi. Cami değil tabii. Kilise manasında dedim. Santa Maria Kilisesi. Onu da 10 yıl evvel yapabildiler anca. Senin niyetin nedir Sinan? Yoksa daha büyüğünü mü yapmak istiyorsun? Aklıma gelmesine geldi de. Zor iş be Nasuh Efendi. Çok zor. Sen şimdi küçüğünden başla hele, sonrasına bakarız. Avrat pazarına inşa edilen külliyeden haberin var mı? Olmaz mı? Mimarbaşı vaktiyle hesaplarını bana yaptırmıştı. Madem niye yapamadılar hala? Onların bir günahı yok Nasuh Efendi. Zira benim hesabımı benden başka kimse anlamaz. Bazen ben de anlamıyorum. Aslında o son cemaat yerine bağlanan direkler var ya. Yahu dur, bana ne anlatıyorsun? Bundan böyle o külliye sana emanet. Sen yapacaksın. Eğlenme benimle Nasuh Efendi. Benim etim ne budum ne? Kim teslim eder bana orayı? Sultan Süleyman Han Hazretleri. Süleyman. Gel hocam. Sana külliyenin inşasıyla alakalı malumat vermek istedim. Ben de sual edecektim Süleyman. Bir servet harcadım lakin aylardır bir arpa boyu yol gidemediler. Mimar başını azlettim. Onun yerine inşaatı Sinan isminde bir hasekiye teslim ettim. Sen daha iyi bilirsin elbette ancak bir haseki bu işin altından kalkabilir mi? Hiç merak etme. Prut Nehri üzerine bir köprü yaptı, dillere destan oldu. Allah vergisi bir kabiliyeti ve sezgisi var. Âlâ. Süleyman yine ayrılık var. Yarın yola revan oluyorsun. Allah'ın izniyle Hürrem. Mehmet Mustafa abisinin de geleceğini söyledi. Hayırlar olsun inşallah. Şehzade Mustafa hata yapmış olabilir. Ancak kötü bir niyeti olduğuna ihtimal vermem. Daha fazla üstüne gidip ne kendini üstüne de onu. Yeniçerilerin Şehzade Mustafa'yı çok sevdiğini unutma. Onun üzülmesini istemezler. Kimin üzülüp kimin üzülmeyeceğine ben karar veririm Hürrem. Mustafa o kadırgayı yaptıramayacağını da, o kadırgaya binip denize açılamayacağını da gayet iyi biliyor. Buna rağmen yapıyorsa ben bunun arkasında kasıt ararım, hata değil. Şehzademiz hanedanımızın göz bebeği. Genç yaşında onca övgü ve sevgiye taşımak kolay değil. Tesir altında kalmış olabilir. Kalmayacaklar Hürrem. Benim şehzadelerim zinhar gururun ve kibirin esiri olmayacaklar. Yanı başımızda bir cevher varmış da haberimiz yok. Estağfurullah Nasuh Efendi. Sizin kitaplarınız da var orada. Sayenizde çok şey öğrendim. Avrat pazarına ne vakit gideriz? Ayrıca mimarbaşıyla da konuşmam lazım. Hem malzemelerimin hepsi de burada. Nasıl yapacağız? Orasını sen düşün Sinan ha. Mimarbaşı olan sensin. Vallahi hünkârımız her gün sual ediyorlar. Bir an önce bitmesi lazım. Nasuh Efendi, merakımı mazur görün. Az evvel mimar başı mı dediniz yoksa diliniz mi sürçtü? Lütfi Paşa'mız tavsiye edince hünkârımız da münasip bulmuşlar. Ve ferman-ı şerif ile mimar başı tayin edildi. Hayırlara vesile olsun. O vakitte herhalde çalışmaya başlamam lazım. Allah bilir hesapları nereye koydum.
Hadi gidelim, gidelim. Ben nerede kalacağım anne? Hurici Hanım. Benim yanımdaki daire senin için hazırlandı. Osman da hemen karşında olacak. Osman'ım. Benim aslan oğlum. Daireni gezmek ister misin? Bir ihtiyacınız var mı? Eksik gedik ne varsa söyleyin. Derhal temin edilir. Hayır, yok. Yarın sabah erkenden limanda olmam lazım. Zira hünkârımız ve Şehzade Mehmet'le beraber Bursa'ya gidiyorum. Bir hafta 10 gün kalırız diye tahmin ediyorum. Nereden icap etti bu? Hususi bir sebebi yok sultanım. Ava gidiyoruz. Şehzade Mustafa Hazretleri de orada katılacaklar bize. Yolunuz açık olsun. Sağ olun. Emniyetiniz ve rahatınız için her türlü tedbir alındı. Yokluğumda da saraya alışmış olursunuz böylece. Sultanım. Çocuklar bu gece benimle yatsın. Hünkârım. Nihayet gelebildin. Derhal ava çıkıyoruz. Hoş geldin abi. Zinhar ürkütmeyeceksin Mehmet. Uzaktan sabırla takip edeceksin. Bekleyeceksin. O yavaş yavaş sana yaklaşacak. Bir hayvan kadar da sessiz olacaksın. Nefes aldığın dahi işitilmeyecek. Ne silahını gösterip onu ürküteceksin, ne de niyetini belli edeceksin. Ta ki o ana kadar. İşte o uygun anı bulduğunda da nişan alıp okunu hayvanın tam kalbine saplayacaksın. Şehzadem. Neler oluyor Hüsrev Paşa? Babam yüzüme dahi bakmıyor. Zannediyorum av dilemenizi bekliyor Şehzadem. Doğrusu da bu zaten. Hünkârımızın onu böyle çağırması hayra alamet değil. Hürrem böyle bir fırsatı kaçırmaz. Allah bilir hünkârımızı evladına karşı doldurmak için neler söyledi. Defalarca ikaz ettim. Aklınıza kötü şeyler getirmeyin sultanım. Şehzademiz selametle dönecektir inşallah.
Allah'ım sen koru ya Rabbim. Mustafa'yı korumak istedin öyle değil mi? Bu benim vazifem. Sen kimi kimden koruyorsun İbrahim? Neden durduk hünkârım? Vaktiyle rahmetli babam Sultan Selim Han'la buralara gelmiştik. Zannediyorum bu civara kurmuştuk otağımızı. Mekanı cennet olsun. Amin. Pek severmiş hava çıkmayı. Öyle. Lakin bizim buraya geliş sebebimiz o değildi. Başka bir sebep için gelmiştik. Rahmetli amcam Şehzade Korkut hakkında konuşmuştuk. Amcam rahmetli Şehzade Korkut, büyük atamız Sultan Mehmet Han vefat ettiğinde rahmetli babası Sultan Beyazıt Han gelene kadar tahta vekalet etmişti. Bu yüzden gurura kapıldı. Manisa valisiyken kendisine verilenle yetinmedi. Daha başka hasladı istedi. Manisa'nın havası benim mizacıma iyi gelmiyor diye Bergama'yı istedi. Babası rahmetli Sultan Bayezid Han da oğlunun bu cüretine karşılık olarak ders olsun diye onu Manisa valiliğinden aldı, Teke valiliğine atadı. Lakin amcam böyle şeyleri pek anlayacak bir insan değildi. Anlamadı da. Taleplerine devam etti. Manisa'ya geri dönmek istedi. Kabul edilmeyince de Sancakbeyliği bırakıp Antalya Kalesi'ne kendini kapattı. O dönemin Anadolu Kaz askerlerinden Alaaddin Ali kendisine nasihatçi olarak gönderildi. Amcam nasihatçıya kırgın olmadığını, ilimle uğraşacağını, bir de hacca gitmek istediğini söyledi. Nitekim daha sonra sultanın nasihatlerini aldırmayarak hacca da gitti. Hacca mı? Evet. Tarihimizde daha evvel görülmemiş bir hadiseydi bu. Ve lakin hac ziyaretini eda eleyemeden Memlük Sultan'ın nasihatleri üzerine aylar sonra geri döndü. Rahmetli amcam Korkut sana pek benzerdi Mustafa. Derya'ya pek meraklıydı. Derya'da esir düşen Müslümanları kurtarır. Derya gazilerine yardım eder. Gemileri inşa ettirir. Sonra bu gemileri gaza niyetine Derya'ya gönderirdi. Rahmetli babam Sultan Selim Han tahta geçtiğinde amcama hiç dokunmadı. Amcam her ne kadar saltanat hırsında olmadığını söylese de içindeki ateşe mani olamıyordu maalesef. İsyan mı etti? Hayır. Lakin şöyle bir hadise vuku buldu. Payitahttan vezirlerin yazdığı saltanata davet mektubuna karşılık verdi. Bunun üzerine asker yollandı ve İstanos'ta yakalandı. Yolda da Kapıcıbaşı Sinan tarafından boğuldu maalesef. İşte bu hadise o vakit bana ibret olmuştu. Aklı başında her şehzade bu elim hadiseden kendine ders çıkarmalıdır. Gel Mehmet. Bakalım avcılıktaki günlerin nedir? Şehzade. Hünkârımız benim ihanet ettiğimi düşünüyor Taşlıcalı. Bu aklından nasıl geçer?
konuşmalısınız şehzade. Hakikati anlatmalısınız. Fikrini değiştireceğini sanmıyorum. Şehzade, koca bir ummanı bir parça çamur kirletemez. Hünkârımız sizin masumiyetinizi anlayacaktır. Ben bir Hüsrev Paşa'ya bakayım. Lüzum yok. Kardeşler arasında gizli saklı olmaz, öyle değil mi? Elbette. Ben usulen yaptığım hataların farkındayım. Sizden habersiz böyle işlere kalkışmam doğru değildi. Sizi üzdüm. Bu yüzden affımı diliyorum sizden. Bağışlayın beni. Aff dilemek bu kadar mı zor Mustafa? Karşında bir cihan sultanı var. Haşa hünkârım. Ben buna gerek kalmasından mütevellit üzgünüm. Zira ben sizin evladınızım. Sizin gücünüze güç katmak dışında hiçbir arzum yoktur. Olamaz. Siz seferdeydiniz. Ben de Anadolu muhafızı olarak topraklarımızı korumak istedim. Aslında size vaziyeti bildirdim ancak mektubum elinize ulaşmamış. Cevap almadın. Lakin buna rağmen kendi bildiğini okudun. Derhal icap edeni yapmamı buyuracağınızdan emindim hünkârım. Bu yüzden vakit kaybetmemek için erken davrandım. O halde buna hata denemez Mustafa. Sen alenen kendini benim yerime koydun ve benim adıma karar verdin. Haşa ben. Üstelik bununla da yetinmedin. Denize açıldın ve o korsanın gemisine çıktın. Bunu nasıl izah edeceksin? Bunda maksadın nedir Mustafa? Bir şehzade nasıl olur da kendi hayatını bu şekilde hiçe sayar? Orada başına her şey gelebilirdi. Allah muhafaza, orada ölen o korsan değil de sen olabilirdin. Yahut seni kaçırıp kendi ülkelerine götürebilirlerdi. O vakit Cem Sultan gibi düşmanlarımızın elinde oyuncak olurdun. Haklısınız hünkârım. Bütün bunları düşünmem icap ederdi. Ancak ben... Düşünmedin. Çünkü kendine fazla güveniyorsun Mustafa. Öyle değil mi? Yazık. Kibirin daha şimdiden sağır etmiş seni. Gözlerine perde olmuş gurur. Bir af dilemeye bile yüksünüyorsun. Unutma. Kibir ve gurur şeytanın hayvanlarıdır. Sen onlara hükmedemezsen onlar sana hükmeder. Şehzademizden haber yok değil mi? İnşallah Hüsrev Paşa yol gösteriyordur şehzademize. Hüsrev Paşa'nın orada olması iyi. Varlığıyla dengeyi sağlayacaktır. Ben bir Esma'na bakayım. Yemeğe inmedi. Hayırdır inşallah? Hasta değil değil mi? Sanmam. Canı sıkkın. Malum Mihrimah'la da görüşmüyorlar pek. Şükür.
Bağışlayın paşam. Uzak dur hatun. Nicedir halini farkındayım. Davranışlarına çeki düzen ver. Hadi. Buraya gelirken seni görmeyi beklemiyordum hiç. Ama kader bizi tekrar bir araya getirdi. Kaderden çok amcanız Signor Tomasso bir araya getirdi diye düşünmüştüm. Seni tanıdığımı bilseydi bunu çok daha önce yapardı. Günlerce seni ikna etmemi istiyor zaten. Yüce Sultan'la görüşmek istiyormuş. Ben de gönülden razı oldum bu vazifeye. Seni kandırmam lazım. O vakit Venedik'i unut Silvia. Burada kalıp beni ikna etmek için uğraşman gerekecek. Büyük bir zevkle. Gel. Sultanım, bu size gelmiş. Ver çabuk. Şu koca cihanın yeryüzündeki güneşi, iyiliğin, şefkatin parıldayan kameri, kıymetli sultanım. Diyarbakır'da sizden uzakta bilseniz nefes almanın güçlüğünü, Rüstem kulunuza acır, merhamet ederdiniz. Allah'a şükürler olsun ki gündüz parıldayan güneş, gece doğan ay sizin güzelliğinizi bu uzak diyarlara dahi taşımakta. Sarayı hep merak etmişimdir. Bilhassa Hürrem Sultan'ı. Onun hakkında çok şey duydum. Anlatılan her şeye inanmayın Signora. Padişahın gözü ondan başkasını görmezmiş. Hem de yıllardır. En azından bu doğru. Öyle değil mi? Öyle gözüküyor. Herkes sultanın büyü yaptığını düşünüyor. Eğer öyleyse nasıl bir büyü yaptığını ben de bilmek isterim. Niyetin beni büyülemekse buna lüzum yok. Lakin bu güzel saçların... Gözlerin kâfi. Ne oldu? Bekle burada. Kimsin sen? Ben geçiyordum sadece. Konuş yoksa alırım canını. Yapma beyim. Vallahi benim bir günahım yok. Emir kuluyum. Kim verdi bu emri? Söyle. Mihrimah Sultanımız. Attığınız her adımı bilmek istiyorlar. Adam. Mühim değil, Berduş'un biri. Nerede kalmıştık, buyurun. Kemankeşlik'te üzerinize bir yiğit yetişmedi daha hünkârım. Bugünkü avdan sonra öyle gözüküyor ki epey bir süre daha yetişmeyecek. Rahmetli babam Sultan Selim Han iyi bir avcıydı. Benim de öyle olmam için elinden geleni yaptı. Mekanı cennet olsun. Amin. Bu zihkir bana rahmetli babamın hediyesidir. Manisa'da avda olduğumuz bir gün hediye etmişti. Zannediyorum artık benim de hediye etme vaktim geldi. Bu zihkir artık senindir Mehmet.
İnşallah günün birinde sen de kendi evladına hediye edersin. Şeref duyarım hünkârım. Lütfettiniz. Hünkârım, müsaadenizle benim yıla revan olma vaktim geldi. Hayırlı yolculuklar Mustafa'm. Mahidevran'a selamlarım söyle. Kardeşim. Uğurlar olsun abi. Paşam. Şehzadem. Keşke biraz daha kalsaydın abi. Doğru dürüst hasbihal edemedik. Sancağı boş bırakmak olmaz. Bu olup bitenlerden haberim yoktu. İnan bana çok üzüldüm. Hünkârımızla da konuştum zaten. Abim bir hata yapmış olabilir. Ancak sizi çok sever. Sadakatle bağlıdır dedim. Beni müdafaa etmek istemem takdire şayan kardeşim. Ancak buna ihtiyacım olduğunu düşünmen beni daha çok üzer. Ben sadece... Hünkârımızı bir hayli öfkeli görünce... Ne öfkesi Mehmet? Bir baba ile oğul arasında öfke olur mu hiç? Kardeşler arasında kin ve nefret olur mu? Bizler ancak düşmanlarımıza karşı öfke duyarız. Onlardan nefret ederiz. O halde nedir seni böylesine üzen? Gözlerinde gördüğüm bu acının sebebi ne? Gitmem lazım kardeşim. Abi! İstemeden seni üzecek. Kıracak bir şey yaptıysan bağışla beni. Bu hepimize ders olsun Mehmet. Bilhassa da senin için. Bir gün sen de sancağa çıkacaksın. Alacağın kararlarda benim hatalarıma düşmezsin. Ne olursa olsun ben seninle gurur duydum abi. Dagama denen korsanın gemisine çıkman büyük cesaret. Ben de olsam aynı şeyi yapardım. Eminim yapardın kardeşim. O gemiye çıkardın. Korsanın kalbini sökerdin. Böylece herkesin takdirini kazanırdın. Bilhassa da hünkâr mısın? Şimdi söyle. Malkoçoğlu nerede, ne yapıyor anlat. Sultanım, emriniz üzere takip ediyorum. Bugün Beşiktaş bahçesinde ecnebi bir hatunla beraberlerdi. Kimmiş bu hatun? Kim olduğunu bilmiyorum. Ancak birkaç kez görüştüklerine şahidim. Haşa huzurdan af buyurun. Pek samimiydiler sultanım. Ne demek bu? Ne yapıyorlardı? Sen gene takibe devam et. Hatun kimmiş bilmek istiyorum. Bağışlayın. Lakin takip etmem mümkün değil. Vali Bey, beni yakaladılar. Konuştun mu yoksa? Anlattın mı her şeyi? Beni biliyor mu? Sultanım bağışlayın beni. Canımı zor kurtardım. Kıl karşımdan beceriksiz. Bekle. Önce hatunun kim olduğunu öğren. Ama bu sefer dikkatli ol. Bir aptallık edersen canını ben alırım. Emredersiniz sultanım. Anlat hatun, neler oldu? Emriniz üzere acele etmiyorum sultanım. Ancak gözüm Lütfü Paşa'nın üzerinde. Fazla da oyalanma. Şah Sultan vaziyeti anlamadan bu iş bitmeli. Merak buyurmayın sultanım. Bugün değilse yarın mutlaka size hayırlı bir haberle geleceğim. Şehzade Mustafa ne vaziyette? Az evvel konuştum Sümbül Ağa'yla. Henüz bir haber gelmemiş. Bir şey olacağını sanmam sultanım.
Fahriye ne beklediğimi sanıyorsun? Şehzadenin ölüm haberini mi? Şehzade Mustafa gibi yalçın bir kalenin 3 günde düşmeyeceğini gayet iyi biliyorum. Daha düne kadar o kaleye canı pahasına müreffa eden İbrahim Paşa'ydı. Ondan kurtulmak yıllarımı aldı ama başardım. Kalenin bedeninde büyük bir gedik açtım. O gediği kapatmak için canla başla savaşıyorlar ama nafile. Taşlar yerinden oynadı bir kere. Ahsen Hatun. Hayrola, ne işin var senin burada? Şah Sultanımız ilaç getirmemi istemişti de onu almaya geldim. Nesi var sultanımızın, hastalandılar mı? Mühim bir şey değil. Geceleri rahat uyumak için ısırgan otu getirmemi buyurdular. Ha. İyi madem, bir an evvel götür o zaman. Sultanım. Hayırdır paşam? Şehzademizle alakalı bir haber mi var? Bu vakte kadar divandaydım. Henüz bir malumat gelmedi. Hatice Sultanımız nasıl? Yeni sarayına alışabilmiş mi? Bir müddet yalnız bırakmak lazım. Alışacaktır elbet. Geç oldu paşam. Odanıza gidin. Siz de yorgunsunuz, dinlenin biraz. Lüzum yok. Böyle iyiyim. Odanıza gidin dedim. Hatice Sultanımızın vaziyetini anlıyorum. Kalbinde derin bir yara var. Alışması, unutması güç. Peki sizin vaziyetiniz nedir sultanım? Siz kimin yasını tutuyorsunuz böyle? Ne demek bu paşa? Vallahi bunu siz bana söyleyeceksiniz sultanım. Zevcem olarak vazifelerini ihmal eden sizsiniz. Her daim bir bahaneniz var. Beni istemediğiniz gün gibi aşikar. Ancak sebebi gece kadar karanlık. Yoksa kalbinizde başka biri mi var? Mesela maziden biri. Göçüp giden biri. Bu ne cüret? Sen kimsin ki benimle böyle konuşursun? Kullarımızın haddine mi düşmüş beni sorgu sual? Derhal çık odamdan. Bir daha da odama gelme. Paşa Hazretleri.
bir arzunuz var mı paşa? Beni yalnız bırak. Benden ırak ol. Beni günaha sokma. Yoksa kendi ellerimle alırım canını. Haydi git. Haydi. Paşam. Haydi. Haydi git. Sultanım, Mercan Ağa geldiler. Sultanım. Hayırları olsun. Gece vakti ne işin var burada senin? Ben sizi merak ettim sultanım. Bir şey olmuş belli. Ne söyleyeceksen söyle. Dediğim gibi sizi merak ettim. Malum gündüzleri vaktim olmuyor gelmek için. Ahsen Hatun'u gördüm sarayda. İlaç almaya gelmiş. Bir hastalığınız mı var? Isırgan otu bitti deyince ben yolladım. Anlıyorum. Hayli sıkıntılı görüyorum sizi. Sorma Mercan. Hürrem Lütfü Paşa'nın aklını bir hayli karıştırmış belli ki. Vezir-i Azam da olunca kibrinden geçilmiyor. Gözün üzerinde olsun. Merak buyurmayın sultanım. Her daim gözüm üzerinde olacak. Sultanım. Ne oldu? Ne diye çağırmış hünkârımız? Bana bir ders vermek istemiş anlaşılan. Ben de dersimi aldım geldim. Hmm.
Ne demek oluyor bu? Size söyledim. Babamla aramızda bir uçurum var. Ve bu uçurum benim tahmin ettiğimden daha derin. Hissi davranma Mustafa. O senin hem baban hem de hünkârın. Sen bir hata yaptığında ikaz edecektir elbette. Bana rahmetli büyük amcam Korkut'un başına gelenleri anlattı. Bir şehzadenin kaderi budur aslanım. Seni bir sancağa gönderirler. Orada devlet tecrübesi kazanıp kendini yetiştirmen için bütün imkanlar sağlanır. Sonra ne hikmetse sen de istenileni yaptığın için itham edilirsin. Baban da bu saraydayken bunları yaşadı. Denize açıldığın için kızıyor sana. Ama kendisi de yapmıştı bunu. İbrahim'le kaç kere muhafızları atlatıp gittiklerini biliyorum. Hiçbir kötü niyeti yoktu senin gibi. Ama iki kere ölümden döndü. İbrahim kurtardı ilkinde. Sonra Valide Sultanımız. Mustafa'm. Aslanım. Bir musibet, bin nasihattan evladır derler. Bundan böyle daha dikkatli ol. Dostundan, düşmanından da sakın. Zinhar onlara fırsat ver. Bilhassa hastalık kol gezerken öyle korktum ki. Meraklanma. Moşe Efendi ile konuştum, tedbirler işe yaramış. Bu veba illeti gün geçtikçe azalıyor. Bir iki aya kalmaz kurtuluruz. İnşallah. Şehzade Mustafa nasıl? Afiyettedir inşallah. Mustafa akıllı bir şehzade. Hatasını çoktan anlamıştı zaten. Benden af diledi, ben de kabul ettim, sancağına gönderdim. Bundan böyle daha dikkatli olacaktır. Şükürler olsun. Bunu duyduğuma çok sevindim. Bir şehzadeye de bu yakışır zaten. Bırakın beni. Kimsiniz? Nereye götürüyorsunuz? Durun. Ne olur bırakın beni. Neredeyim ben? Kimse yok mu? Yardım edin. Signora Silvia. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz benden? Beyim. Kim bu Silvia Hatun? Elçi Tomasso'nun yeğeni. Daha evvel de karşılaşmıştık. Onu tekrar göreceğim. Hem de payitahta göreceğim hiç aklıma gelmezdi. Oh, hayırlar olsun. Nikah ne vakit? Ne nikahı nasıl efendi, beni bilmez gibi konuşma. Ancak itiraf etmeliyim ki Signora Silvia çok hoş bir hatun. Onunla vakit geçirmekten de bir hayli keyif alıyorum. Ah beyim ah. Mihrimah Sultanımızın Rüstem Paşa denen yılanla evlenmesi mevzu bahisken sen kimlerle dolaşıyorsun? Sultanımızın istemediği biriyle evlenmesi elbette üzücü. Ancak elimden bir şey gelmez. Ne dersin?
Evlenirler mi Rüstem Paşa'yla? Bilmiyorum. Lakin sultanımız çok üzülüyor. Onun mutsuz olması beni de üzüyor. Anlaşılan Hürrem sultanımız ona baskı yapıyor. Ne kadar dayanır bilmem. Allah yazdıysa bozsun. Burada çok kalacak mısınız sinyora? Kim söyle diyor bunu? Kim olduğum mühim değil. Mühim olan ne istediğim. Ülkenize dönmenizi tavsiye ederim. Aksi takdirde burada huzuru bulmanız çok zor. Ne istiyorsunuz benden? Ben size ne yaptım? Venedik elçisinin yeğeni olduğunuzu biliyorum. Anlaşılan o ki, ülkenizin menfaatleri için casusluk edip Osmanlı beylerinin aklını karıştırmaya çalışıyorsunuz. Derhal gitmezseniz hem sizin için hem de beraber dolaştığınız insanlar için hiç iyi olmaz. Hayırdır Sümbülen, pek bir keyiflisin. Nasıl keyifli olmam sultanım? Az evvel Ahsen Hatun'la konuştum. Benden tez vakitte hayırlı haberler beklesinler dedi. Aferin Sümbülen. Nihayet güzel bir haber verdin. Şimdi ne yapacağız sultanım? Aceleye lüzum yok Sümbülen. Lütfi Paşa artık elimizde sayılır. Şah Sultan'ın da kaderi Hatice'ye benzeyecek. Sultanım. Fahriye sakın keyfimi bozacak. Bir haber vereyim deme. Üzgünüm sultanım. Fakat bilmeniz icap eden bir husus var. Mihrimah sultanımızla alakalı. Hatun, işin bittiyse çık dışarıya. Gerisini ağalar halleder. Haydi. Validem. Has bahçeye çıkmıştım hava almak için. O halde yolunu şaşırmışsın. Zira nereden geldiğini gayet iyi biliyorum. Neden bahsettiğinizi anlamıyorum ben. Kes sesini Mihrima! Yüzüme baka baka yalan söyleme bana. Beni hayal kırıklığına uğratıyorsun Mihrima. Benim kızım, benim sultanım. Nasıl olur da gururunu ayaklar altına alır böyle? Kadınla nasıl konuşursun? Benim kim olduğumu bilmiyor. Seni tebrik ediyorum eşime. Hiç değilse bunu düşünebilmişsin. Hala anlamıyorsun değil mi? Sanıyorsun ki. Bahri Bey seni düşünüyor, seni seviyor. Gördüğün gibi seni reddedip kiminle geziyor? Validem. Buraya kadar Mihrima. Artık buna bir son vermenin vakti geldi.
Gel. Vali beyim. Nasıl efendi? Oo Sümbül ağa. Mercan ağa bu tarafa geçmene müsaade ediyor mu? Olur mu hiç öyle şey beyim? Onun haddine mi düşmüş? Hele bir denesin, hele bir göreyim, hele bir yapsın. Söyle ağa. Nedir derdin? Hürrem Sultanımız sizinle görüşmek istiyorlar. Söylesene be adam. Buyursunlar hemen. Burada değil beyim. Sizin mermer köşkte bekliyorlar. Sultanım. Beni görmek istemişsiniz. Bali Bey seninle son kez Mirşima hakkında konuşmak istiyorum. Buyurun sultanım. Sizi dinliyorum. Mirşima Han sana olan zaafı malumun. Ben eğer ne kadar istemesem de bu böyle. Ve işin kötüsü de ısrarla hislerinizin karşılıklı olduğunu söylüyor. Sultanım. Emin olun ki böyle düşünmeleri için hiçbir şey yapmadım. Bana başka, ona başka konuşuyor olabilir misin? Zinhar böyle bir şey yok sultanım. Fakat siz de takdir edersiniz ki... ...sultanımıza hakikati alenen ifade edemem. Bu yakışık almaz. O halde söyle nedir hakikat? Mihrimi haneden istemiyorsun. Sultanım bağışlayın beni. Fakat kendileri benim gözümde hala bir çocuk. Başka bir gözle bakmam mümkün değil. Anladım. Dürüstlüğün için teşekkür ederim. Bari beye çekilebilirsin. Sultanım. Kızıyor olabilirsin şimdi. Lakin hakikati kendi kulaklarında duyman lazımdı. Hünkârım, külliyenin inşa edileceği avrat pazarını düşününce en münasibi caminin tek kubbesi ve tek minaresi olmasıdır. Ayrıca pencere sayısını artırıp ferah ve aydınlık olmasını sağlayacağım. Alacağı her ışığın günün her vaktine göre hesabını da yaptım. İçerisi zinhar karanlık olmayacak. Âlâ. Aydınlık ve ferah olması mühim elbet. Bu taraf ise hünkârım daha sıcak olacağından... Abdesthaneleri buraya almayı düşünüyorum. Hazire'nin karşısında Sıbyan Mektebi, İmaret Medrese ve Şifahane olacak. Hala. Gel. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Al içeri. Hünkârım. Hürrem sana bahsettiğim mimarbaşı Sinan Ağa geldi. Külliye hakkında malumat veriyor. Metinizi çok duydum Sinan Ağa. Tebrik ederim. Lütfettiniz sultanım.
Elinin çok hızlı olduğunu söylediler. Külliye ne vakit biter? Allah izin verirse 6 ay sonra teslim ederim sultanım. Mihrimah Sultan Hazretleri. İnşallah Mimar Sinan sözünü tutar. Külliyenin bir an evvel faaliyete geçmesini istiyorum. İbadete açılsın. Fakir fukara yemeğini yesin. Hastalar şifa bulsun. Merak etme. Sinan hayli yaman bir ağa. Vaktini evvel teslim edecektir. Gel. Hünkârım, Mihrimah Sultan geldiler. Alın içeri. Mihrimah'ım. Benim eşsiz hazinem. Nasılsın? İyiyim hünkârım. Malumunuz, Rüstem Paşa ile evlenmem mevzubahis. Ben çok düşündüm ve bir karar verdim. Eğer siz de münasip görürseniz Rüstem Paşa ile evlenmeyi kabul ediyorum.